diyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu sözleri. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi sorumluluğunda olan yollarda üzerine düşeni yapmıştır. Ben bunu İstanbul'da yaşayan ve objektif gözleme dayanan bir gazeteci ve yurttaş olarak söylüyorum. Eksiklikler olmamış mıdır? Tabii ki olmuştur. Dünyanın hiçbir yerinde ben karla mücadele ettim, sonuna kadar da karı yendim diyebilecek bir iktidar da yoktur, belediye de yoktur. Ama buradan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu adeta bir siyasi lince uğratmak, İstanbul'da iki kez peş peşe kazanılan bu seçimin bir anlamda siyasi intikamını almak, "Hah, tam yeri geldi, ben de bir dalayım," demek de doğru değil. Ya biz İstanbul'da özellikle Ulaştırma Bakanlığı'nın bünyesinde olan TEM'in, D100'ün, Basın Ekspres yolunun, havalimanı yolunun, Kuzey Marmara yolunun, Yeni İzmir yolunun hangi hallerde olduğunu gördük. Bunların videolarını ben yayınladım. Ve benim yayınladığım video dünyada da yayınlandı. Reuters haber ajansı beni kaynak göstererek tüm dünyaya havalimanındaki ve o Kuzey Marmara yolundaki, havalimanı yolundaki rezaleti de benim imzamla, tweetlerimle, videolarımla verdi. Ben de onları oradaki yolculardan, personelden aldım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanının balık yemeye gitmesi günlerdir tartışılıyor. Bunu ben geçen akşam da söyledim. Ben olsaydım gitmezdim. Gitmesi hata mıdır? Hatadır. Ama ölümcül bir hata da değildir. Sonuçta Türkiye şöyle bir şeye alıştırıldı. İlla lider orada olacak. Ya arkadaş, bu bir ekip işidir. Afet Koordinasyon Merkezi, yol hizmetleri, diğer hizmetler, bunların hepsi birbiriyle koordineli olur. Keşke gitmeseydi Ekrem Bey. Gitmeseydi ve bu malzemeyi de vermeseydi. Ama 2004 yılında da biz İstanbul'da karı yaşadık. Ümraniye'de bir çocuğumuz donarak öldü. Ve rahmetli Kadir Topbaş, Allah rahmet etsin, yurt dışındaydı. E şimdi 2009 yılında, Eylül 2009'da İstanbul'u sel aldı. 34 kişi Yenibosna'da hayatını kaybetti. Rahmetli Kadir Topbaş yine yurt dışındaydı. Yani Tayyip Bey seçimi kazandı. Eyüp'te hatırlayın, 94'te çok büyük bir sel oldu. Ve Mehmet Ali Birand'ın programına çıktı Tayyip Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. "Efendim, bana bunu niye soruyorsunuz? Bu geçmişin hatasıdır," dedi. "Faturayı geçmişe kesin," dedi. YouTube'dan girin, tüm 32. günün programlarında bu var. Burada Ekrem İmamoğlu'nu tamam iktidar medyası günlerdir dövüyor. Allah, vay efendim, sen nasıl gidersin? Niye? Çünkü İstanbul Havalimanı'ndaki ve diğer yerlerdeki eksikliğin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Peki bunu tartışıyoruz da, şunu niye tartışmıyoruz? İki tane büyük anayasal suç işlendi, biliyor musunuz, bu son bir haftada? İki büyük anayasal suç. Ne anayasal onlar? Suç. Bir, Murat Ongun'un, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sözcüsü Murat Ongun'un yurt dışına hangi uçakla gittiğine dair gün, saat ve sefer sayısı Twitter'da yayınlandı. Artı eşi. Yetmedi. Yurt dışına gittiği uçağın sefer sayısı, günü yayınlanmak kesmiyor. Dönüş tarihi de bugün yayınlandı. Bakın, dönüş tarihi. Murat Ongun'un dönüş tarihini kendisi, eşi ve belki belediye başkanının dışında hiç kimse bilmiyordu. Şu an Murat Ongun'un hangi sefer sayılı uçakla ve hangi gün Türkiye'ye döneceğini Twitter'a girin, arama yapın, çıkıyor. Twitter'da değil. Bakın, bir dakika, gazete... Hayır, gazetelerde yazıyor da, ben internet şeyinde söylüyorum. Yani özellikle duruyor şu an. Yani Google'a girin, evet, Murat Ongun'un dönüş tarihi diye yazın, hangi sefer sayılı uçakla döneceği ortada. Bu anayasa. Bu dört İlali tane suçtur bakın. Bir, anayasal suçtur. İki, kişisel verileri koruma kanununa göre suçtur. Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Ceza Muhakemeleri Kanunu'na göre suçtur. Kişisel veri. Ben İlker Yücel'in yanlışlıkla TC kimlik numarasını yazsam benim hakkımda kişisel verileri koruma kanunu ihlalden dolayı dava açılır. 135, 136'lı TCK'ya göre. Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gitmesi dakika dakika kaydedilmiş. Kaydedilmekle kalmıyor, servis ediliyor. Burada büyük bir diplomatik ayıp ve büyük bir diplomatik skandal var. Ben perşembe akşamı da söyledim TV100'de. İngiliz büyükelçisiyle yediği yemek medyaya servis ediliyor. Hem lokantanın içinden hem dışından. Ve diplomatik dokunulmazlığı olan bir devletin temsilcisinin özel hayatı faş ediliyor. Ha,
restorana gitmiştir. Fotoğraf çektirmiştir. Kişilerin, popüler kişilerin, tanınmış kişilerin özel hayatı anayasal suç olarak CMK'da da ya da TCK'da da tabii daha geniştir. Ama siz bir kişinin bindiği arabayı eğer elinizdeki MOBESE kameralarıyla kaydedip, takip edip bunu da servis ederseniz o zaman bu ülkede işte tam da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün işaret ettiği kişisel verilerin siyasete alet edildiğini görürsünüz. Biz bunları FETÖ döneminde de çok görüyorduk. Bir anda bir kişinin işte otele girmesi, bir otelden çıkması, arkadaşlarıyla yediği yemek, özel sohbetleri, telefon görüşmeleri ortaya servis ediliyordu. Türkiye şimdi böyle bir döneme mi giriyor? Yani bunu iktidar günlerdir yok saymaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu'na hepimiz kızalım, eleştirelim. Tamam, onları yaptık. Ama Ekrem İmamoğlu'nun şahsında, Murat Ongun'un şahsında işlenen bu dört tane suça da herkesin itiraz etmesi lazım. Ben Ekrem İmamoğlu'na iki kez oy vermiş bir yurttaş olarak Ekrem İmamoğlu'nun ve onunla birlikte çalışan arkadaşı, iş arkadaşı Murat Ongun'un kişisel verilerinin içine İngiliz Büyükelçinin de katılarak böyle çarşaf çarşaf yayınlanmasını hiçbir şekilde hakkaniyetli, adil ve vicdani bulmuyorum. Ekrem İmamoğlu zaten bu konuda suç duyurusunda bulundu. Aytunç iki gündür yazıyor. Evet. O suç duyurusundan ne çıkacağını, bu ülkede hukuk var mı yok mu, sonucun ne olacağını da hep birlikte göreceğiz. Eğer iktidar bu yolu açıyorsa, belediye başkanının gittiği yol MOBESE kameralarıyla takip edilip medyaya servis edilecekse, belediyede çalışan bir yöneticinin ya da üst düzey yetkilinin ya da bir CHP'li yetkilinin ya da İyi Partili'nin ya da belki günü gelecek Vatan Partili'nin bindiği uçağın kuyruk numarasına kadar yazılacaksa, hangi tarihte döneceği eğer Twitter'da ifşa edilecekse, o zaman Türkiye tam anlamıyla bir hukuksuzluğun kurbanı olur. Bu yolu yeniden açarsanız, bakın açarsanız demiyorum, yeniden açarsanız yarın iktidardan düştüğünüzde aynı şeylerle karşılaşmak zorunda kalırsınız. Yapmayın, bu yolu açmayın. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olsam Giresun'da yaptığım o konuşmayı yapmazdım. Derdim ki Ekrem İmamoğlu'nun kendince söyleyebilir, yemeğe gitmesini yanlış da bulabilir. Bu siyaseten söyleyebilir bunu. Ama Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'den çekilmiş görüntülerini kim yayınladıysa bunun da peşine düşeceğim demesini beklerdim. O zaman işte herkesin cumhurbaşkanı olursunuz. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik eleştiriler azalır. O zaman ben muhalif bir gazeteci olarak, muhalif bir yurttaş olarak, evet kardeşim benim bu ülkede tüm hukuki haklarım, eleştirdiğim, karşısında durduğum, siyaseten rakip olduğum, siyaseten muhalif olduğum iktidar tarafından güvence altında diyebilirdim. Bugün diyemiyorum bunu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a da sesleniyorum. Buyurun ilk icraatı bu olsun. Bugün hukuktan bahsetti Bekir Bozdağ. Etkin bir soruşturmanın yürütülmesi için o savcıların arkasında dursun Bekir Bozdağ. Durabilecek mi? Duramayacak. Ekrem İmamoğlu'nun bu soruşturmasından da göreceksiniz hiçbir şey çıkmayacak. Bir yalana alet edilecek. Efendim o trafik kameraları zaten var. Herkes oradan çekebilir diye diyecekler. Trafik kamerasıyla MOBESE ayrı şeylerdir. Yok, bakın. Farklı canım. Bakın neden ayrı şeylerdir? MOBESE dediğiniz şey, görüntüler iki yerde kullanılır. Bir, hukuken suçu önlemede, iki, bir suç işlendiyse onu açığa çıkarmada. Burada bir suç mu var? Yok. Suçun açığa çıkarılması girişimi mi var? Yok. Peki siz neye dayanarak o zaman diplomatik dokunulmazlığı olan İngiliz Büyükelçisi'nin geldiği arabanın görüntüsünü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsünü neye dayanarak yandaş medyaya servis ettiniz? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bu soru sorulduğunda dedikoduları bırakın, iyilik hareketi yapalım diyor. E Sayın Soylu, siz benim de İçişleri Bakanımsınız. İlker Yücel'in de İçişleri Bakanısınız. Murat Özer'in de İçişleri Bakanısınız. Ben bu ülkenin polisine güvenmek istiyorum. Benim de. Senin de tabii ki. Benim de. Tabii ki senin de. Uzamasın diye kısaca söyledim. Bu ülkede ne yazık ki Ekrem İmamoğlu'nun ve Murat Ongun'un üzerinden geliştirilen bu kişisel verilerin çarşaf çarşaf ortalığa dökülmesi, Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını, iktidarın hukuka riayet etmediğini,
kişisel verileri koruma kanununu çıkarmış olmasına rağmen kişisel verileri koruma kanununa en başta kendisinin uymadığını ve ne yazık ki artık kişilerin özel yaşamı denilebilecek görüntülerin çarşaf çarşaf dakikalarca gazetelere, televizyonlara servis edildiğinin de göstergesidir. Peki. Bu herkes açısından reklam. Tehlikeli bir süreçtir. Reklamsa susuyorum. Biliyorum seni, o yüzden reklam diyeyim. Tamam. Çok kısa aramız.